Her şeyden önemlisi içerideki çocuklarımızın güvenliği için ivedilikle bir operasyon yapılmasını ben şart buluyorum. Çünkü nereden bakarsanız bakın içeride katil olduğu tescillenmiş bir psikopat var ve çocuklarımızın can güvenliğini artık daha fazla tehlikeye atamayız, öyle değil mi? Haklısınız. Dünkü canlı yayında Akif'i teslim olmaya ikna edecek gibi duruyordunuz Taner Hocam. Evet, tam ikna kabiliyetimle onu köşeye sıkıştırmıştım ki güvenlik güçlerimiz müdahale etti. Akif Erdem de o arada kaçtı. Fakat milletimiz şunu unutmasın ki Akif Erdem ölü ya da diri, er ya da geç ele geçirilecektir. Bunu unutmasınlar. Ben onun ipliğini nasıl pazara çıkardıysam onu o okuldan çıkarmasını da çok iyi bilirim. Tek talebimiz var. Operasyon, operasyon, operasyon. Başka da bir şey demiyorum. Sabır, sabır. Sabır, sabır. Taner Hocam, ağzınıza sağlık. Gerçekten çok iyi bir konuşmaydı. Bravo. Vallahi hocam, basından arkadaşlar işte bilgilendirme istediler. Biz de naçizane elimizden geleni. Taner Bey. Bölüm müdürüm. Artık ne yapacağımızı da mı siz karar vereceksiniz? Sümme aşağı huzurdan müdürüm. Biz asla haddimizi aşmayız. Taner Bey, bugün yaşadığımız hadiseden sonra halkın size ilgisi malum. Nerede dursanız orada bir kalabalık toplanıyor. Evet, evet öyle oldu yani maalesef. Bugün ama artık durumun hassasiyeti arttı. Bu kalabalıklar güvenlik için risk teşkil ediyorlar. Ben dolayısıyla sizi bir müddet okulun dışında tutmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Nasıl yani müdürüm? Tam anlayamadım. Ne oldunuz siz? Evde dinlenin. Tavsiyeniz için teşekkürler müdürüm ama çocuklarım içeride bu haldeyken benim gözüme uyku girmez. Yani içimde rahat etmez zaten. Ama teşekkürler. Arkadaşlarım sizi sık sık bilgilendirirler. Siz hiç merak etmeyin. Oğlum! Taner Bey'e dışarı kadar refakat edin. Yok tamam, ben kendim çıkarım. Kendim çıkarım.